Mecliste kök söktüren vatandaşın sorunlarının çözümü için göze göz, dişe diş mücadele resti. Cumhuriyet Halk Partisi Afyonkarahisar Milletvekili Avukat Burcu Köksal, sivil toplum kuruluşları, engelli dernekleri, barolar, meslek odaları ve hak savunucularının itiraz ettiği, teklifin geri çekilmesi talebiyle kampanyalar düzenlediği, kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının önlenmesine ilişkin kanun teklifiyle ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuştu. Zalimin zulmü varsa halkın da vekilleri var. Cumhuriyet Halk Partisi Afyonkarahisar Milletvekili Avukat Burcu Köksal, yeni yıla girerken iyi dilekler dilenir, güzel şeyler istenir. Ama biz yeni yıla girerken halkın %99'unun istediği güzel taleplerin yerine sarayın istediği talepler için getirilen kanun teklifini konuşuyoruz. Konuştuğumuzda ne? Dernekleri keyfi olarak kapatıp dernek yöneticilerine adeta terörist yaftası vurma, avukatları muhbirci yapma teklifi dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Afyonkarahisar Milletvekili Avukat Burcu Köksal ayrıca şunları söyledi. Yeni yıla girerken iyi dilekler dilenir, güzel şeyler istenir. Ama biz yeni yıla girerken halkın %99'unun istediği güzel taleplerin yerine sarayın istediği talepler için getirilen kanun teklifini konuşuyoruz. Konuştuğumuz ne? Dernekleri keyfi olarak kapatıp dernek yöneticilerini adeta terörist yaftası vurma, avukatları muhbirci yapma teklifi. 25. maddeye bakıyorum, konuştuğum Maliye Bakanı'na yapılan bir işlemin mal varlığının aklaması veya terörün finansmanı suçuyla ilişkili olduğuna dair şüphe bulunması üzerine işlemi 7 gün süreyle askıya alma veya gerçekleşmesine izin vermeme yetkisini devredebilmesine olanak tanıyan bir madde. Fakat yetkinin kime devredileceği belirtilmiyor. Konuşulan bu. Peki vatandaşın meclisten hangi düzenlemeleri beklediğini sorarsanız, Tarım Kredi Kooperatifine yaklaşık 35 milyar borcu olan binlerce çiftçi yapılandırma bekliyor. Tarım Bakanı son 2 yıldır hamdolsun çiftçilerimiz rekor gelire sahip. Hepsi borcunu ödedi dese de çiftçinin bankalara ve tarım krediye olan borcu 180 milyar lirayı aşmış durumda. Merak ediyorum, Sayın Bakan hangi ülkede yaşıyor? Acaba nerenin bakanı? Katar'ın mı, Somali'nin mi? KYK borçlarını ödeyemeyen 3 milyonu aşkın gencimiz işsizliği çözün diyor. Liyakatla alım yapın, siyasetle değil. Biz gençler AKP'li siyasilere ulaşıp iş istemekten yorulduk. 18 yıldır iktidardalar, torpille iş almaktan yorulmadılar. AKP'nin KPSS Türkiye birincilerini mülakatla eleyip yandaşlarına üçer dörder maaş bağlayıp iş almalarını unutmadık diyorlar. Elimde binlerce öğretmenden, ziraat mühendisinden, harita mühendisinden, gıda mühendisinden, inşaat mühendisinden, elektrik, elektronik mühendisinden, veteriner hekimden, ağız ve diş sağlığı teknikerinden, odyometristten, ameliyathane teknikerinden, hemşire ve ebelerden gelen mesajlar var. Hepsi de pırıl pırıl çocuklar, tek istedikleri şey atama. Kendilerine 5 milyar destek layık görülen esnafımız, beşli yandaş müteahhiti ayrılan 31 milyarcık kadar desteğin kendilerine verilmesini bekliyor. Bir esnafımız yazmış, Musa Bey, vekilim, yıllardır esnafım, ilk kez bu kadar zora düştüm. Aylardır destek alamadım. Cumhurbaşkanımız destek paketi açıkladı. 500 lira, 750 lira kira yardımı. Şimdi lütfen mecliste sorun. 500 liraya dükkan kaldı mı? Esnafa destek değil, sadaka veriyorlar demiş. 4C'li personel olup 4B'ye geçip haklarını alamayan vatandaşlarımız diyor ki, öyle çok yüksek ücretlerde gözümüz yok. İkinci sınıf insan muamelesi yapmayın. Yanımızda aynı işi yapan memurdan ayırmayın, yeter. Hakkımızı istiyoruz. Hepsi bu diyorlar. 2018'de KHK'da kadro dışı kalıp yıllardır taşeron işçi olarak çalışan işçiler, seçim dönemlerinde söz
söz verdiğiniz geçici işçiler, mevsimlik işçiler bu meclisten kadro düzenlemesi bekliyor. Emekliler intibak yasası beklerken emeklilikte yaşa takılanlar artık çözüm diyor. Milleti mezarda emekli etme ısrarınız neden? Belediye şirket işçileri bizi kadro diye kandırdılar. İşçinin, emekçinin günahı ne diye soruyor. Engelliler kamudaki engelli kotasının %6'ya çıkarılmasını bekliyor. Anneler sigorta öncesi doğum borçlanması talep ediyor. Erkeklere askerlik borçlanması hakkı varken anneler için sigorta girişinden evvel doğum borçlanmasını neden bu meclis çıkartmıyor diye soruyor. Vatandaşın talepleri olması gerekeni duymak hoşunuza gitmese de önergelerimizi, kanun tekliflerimizi reddetseniz de konuşmalarımıza tahammül edemeyip üstümüze yürüseniz de canımıza kastetseniz de biz vatandaşın sorunlarını bu kürsüde de sahada da her yerde de haykırmaya devam edeceğiz. Zalimin zulmü varsa halkın vekilleri bu mecliste var. Allah'tan başka kimseden korkmuyoruz. Doğru bildiğimiz yolda vatandaşın sorunlarının çözümü için de göze göz, dişe diş mücadelemize devam edeceğiz.